kongrenin yapılmasında yasal mani bir engel kalmadığı anlaşılmıştır. İlçe teşkilatının faaliyetlerinin müzakeresi ve ibrası, ilçe teşkilatının 3 yıllık bilançosunun müzakeresi ve ibrası, yeni seçilecek yönetim, asıl yedek ve il kongre delegelerinin seçimini yapmak üzere olağan kongreyi yönetecek divan kurulunu belirlemek için delegelerden en az 3 kişinin imzalayacağı teklif verilmesi gerekmektedir. Teklif vermek isteyen var mı? Sayın Başbakanım, saygıdeğer delegeler, kürsüye bir teklif ulaştı. Başka teklif yok. Teklifi okuyarak oylamaya sunacağım. Yapılacak olan 6. olağan kongre gündemini icra etmek üzere aşağıda adı ve soyadları yazılı kişilerin divan kuruluna teklif ediyoruz. Teklif edenler: Muhammed Abdullah Özer, Mesut Akgül, Mehmet Ali Demir. Divan Kurulu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Edip Balcı, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Saliha Dönmez, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Aksoy, AK Parti Mamak İlçe Başkan Yardımcısı Mücahit Altınok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Sayın Başbakanım, saygıdeğer delegeler, kıymetli misafirler, şimdi divanı oluşturmak üzere divan başkanımızı ve divan üyelerimizi yerlerine davet ediyorum. Sevdayla dirilişe, söyle var mısın, söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu ülkeye, söyle var mısın? Sayın Başbakanım, AK Parti ailesinin çok değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sözlerimin başında sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında bu toprakları bizlere vatan kılan ve emanet eden aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimden onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Teşkilatımızdan ebediyete irtihal etmiş olan yol arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle Gazi Mamak Teşkilatımızın şehitleri olan ilçe yönetim kurulu üyemiz Hasan Altın ağabeyimize, Ali Alıtkan ve Şener Dursun kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emanetinin ağırlığını omuzlarımızla hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Mamak 6. olağan ilçe kongremizin Mamak'ımıza, ülkemize, Ankara'mıza, partimize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Mamak ilçe yönetimimizde bugüne kadar görev yapmış
bütün yol arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunmak istiyorum. Evet, bu görevler aziz milletimize hizmet etmek için birer vesiledir. Allah'ın rızasına nail olmak için birer vesiledir. Bu görevleri salt siyasal görevler olarak görmüyoruz. Aynı zamanda manevi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Başbakanım, biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz. 16 yıl önce hangi heyecanla, hangi aşk ile, hangi azim ile yola çıktıysak, bugün de bu kutlu yürüyüşümüzü ilk günkü aşk ve heyecan ile sürdürüyoruz. 14 Ağustos 2001'de nasıl bir kardeşlik anlayışı ile yola çıktıysak, bugün de aynı muhabbet ve dayanışma ile bu kutlu yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu salonda AK Parti ailesinin çok değerli mensupları var. Bu salondaki coşkuyu, heyecanı, muhabbeti, sevgiyi Mamamıza, Ankara'mıza, bütün ülkemize, yakın ve uzak bütün coğrafyalara, bütün mazlum ve mağdur milletlere ulaştırmak için bugünden sonra da bugüne kadar olduğu gibi büyük bir heyecanla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakanım, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumda Mamak'ta %49,90'lık bir evet oyuna ulaştık. Ankara'mızda %48,85'lik bir orana ulaştık. Aslında gerek Mamak'ta gerekse Ankara'da %50'ye ulaşamamış olmanın mahcubiyetini yaşıyoruz. Ankara olarak çok daha iyisini yapabilecek imkana, güce ve potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. Bugünden sonra bu kongre vesilesiyle gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, kar kış demeden, dere tepe demeden çalışmalarımızı daha büyük bir hızla sürdüreceğimize ve hem Mamak'ımızı hem Ankara'mızı layık olduğu oy oranlarına taşıyacağımıza huzurunuzda bütün teşkilatımız adına söz veriyoruz. Sayın Başbakanım, bugün bu salonda talimatlarınızı almak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Birazdan bizlere göstereceğiniz istikamet doğrultusunda durmadan, yorulmadan hedeflerimize koşacağımıza burada sizlere söz veriyoruz. Sayın Başbakanım, işte arkanızda böyle muhteşem bir teşkilat var. Birbirine sıkı sıkıya sarılmış çok büyük bir aile var. Arkanızda millete sevdalı çok büyük bir kadro var. Sizi ve Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızı asla mahcup etmeyeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Huzurunuzda size bunun sözünü bir kez daha veriyoruz. Sayın Başbakanım, siz önden yürüyeceksiniz. Biz de arkanızdan, geriye bakmadan güçlü bir şekilde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Ankara'mıza ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Mamak 6. Oğlan İlçe Teşkilatımızın kongresine teşrifleriniz bu sevginin, bu muhabbetin, verilen bu önemin çok önemli bir nişanesidir. Teşriflerinizden dolayı bir kez daha zat-ı halinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Başbakanım. Şimdi başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimiz için İstiklal Marşı ve saygı duruşu için sizleri uygun vaziyete davet ediyorum.
Saygıdeğer Hazirun, şahsımı ve divan heyeti üyelerimizi bu onurlu göreve layık gördüğü için saygıdeğer delegelerimize teşekkür ediyorum. Şimdi Mamak İlçe Teşkilatımızın hazırlamış olduğu bir video var. Onu hep birlikte izliyoruz. Ülkümüz Ak, sevdamız Mamak. 16 yıl önce halka ve hakka verilmiş bir sözle kuruldu AK Parti. Çalışarak, kucaklayarak, dimdik ayakta durarak, severek, sevilerek, kenetlendikçe güçlenerek, güçlendikçe kenetlenerek, mazlumun yanında, zalimin de her zaman karşısında durarak, Türkiye'nin lideri, halkın da göz bebeği oldu. AK Parti'nin birer neferi olarak bizler de sevdamıza gönül, davamıza söz verdik. İlçe başkanlığına büyüklerimle yapmış olduğum istişareler, teşkilatımla yapmış olduğum istişareler ve hür irademle aday oldum. 5 Şubat 2012'de devraldığımız, 9 Kasım 2014'teki kongrede tekrar bize layık gördüğünüz Mamak İlçe Başkanlığı olarak bayrağını her zaman daha ileriye taşımak için hep birlikte gayret gösterdik, emek verdik. Kongrelerde koyduğumuz tüm hedeflere başarıyla ulaştık. ...2014 kongremizde bizi layık gördüğünüz andan itibaren çalışmaya başlayarak bugüne kadar 2038 sosyal faaliyet yaptık. İlçe başkanlığı olarak 5 yılda genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 66 mahalle teşkilatımızla 2014 yerel seçimlerinde 110 bin hane, 2015 genel seçimlerinde 120 bin hane ve 2017 referandumunda 149 bin haneyi gezdik. Hem üyelerimizi hem de seçmenlerimizi ziyaret ettik. Hatırlarını sorduk, dertlerini dinledik, sohbetlerine ortak olduk. Yeni hükümet sistemimizi anlattık. Partimiz tarafından 16 yılda üretilen hizmeti, bu büyük eserleri bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın diye ilçemizde girmedik sokak, çalmadık kapı kalmayıncaya dek çalıştık. Çalışmaya doymuyorduk ki. Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı Mamak İlçe Başkanlığı olarak gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, erkeğimizle direnerek tüm İslam coğrafyasının umudu olan vatanımıza sahip çıktık. Bu ülkenin seçilmiş başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Dudağında tekbir, elinde bayrak, namusun şiarı yiğitler gördüm. Bağrına gül gibi bastı şu toprak. Ölümü öldüren şehitler gördüm. Delerken bağrını kurşun utandı. Her şey unutuldu, mevzu vatandı.
Kınalı Hasanlar kurban adandı. Nene Hatun koca seyitler gördü. Milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Biz milletin haklıyız ve bu millet Allah'ın izniyle her şeyini hak eder. Muhafazakar demokratiyle, milliyetçisiyle, sosyal demokratiyle hepimiz bugün meydanlardayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu toplarda görev yapan askerler bizim askerimiz. Onlara karşı da taşkın içerisinde olmayalım. İlçe binamızın önündeki bu direnişte iki şehit verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen ilçe yönetim kurulu üyemiz Hasan Altın başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor. Onların emanetlerine sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. Hain darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından bir ay boyunca gece gündüz demeksizin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Kızılay Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu. Biz bir olmayı, birlikte güçlü durmayı 80 milyonla bir olan AK Parti'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, kıymetli büyüklerimizden öğrendik. Her zaman bildik ki AK Parti'nin neferleri olan bizler, birlikte omuz omuza, gönül gönüle verirsek kazanan AK Parti olur. AK Parti kazanırsa millet kazanır, Türkiye kazanır. Ama teşkilatımızın ayrıca gösterdiği daha farklı çalışmadan ve başarıdan dolayı da bu yüzden çalışmaktan yorulmadık, güçlükten yılmadık, zorluktan gocunmadık, çalmadık kapı, bırakmadık. Herkesin hatırını sorduk, dilimizin döndüğünce anlattık, elini öptüğümüz annelerin, babaların dertlerini dinledik, çayını içtiğimiz ablaların, abilerin sohbetlerine ortak olduk, başını okşadığımız kardeşlerimizin tebessümünü paylaştık. Günü geldi, ihanet çetelerine karşı omuz omuza direndik. Kısacası Mamak İlçe Başkanlığı olarak 5 yılda ilçemizin derdini dinledik, neşesine ortak olduk. İlçemizde birlik olduk. Çünkü biliyorduk ki birlikten kuvvet doğar. Mamak İlçe Başkanlığı olarak 5 yıl önce devraldığımız bu görevi layıkıyla yerine getirmek için durmadan, yorulmadan çalıştık. Yeni görev sürecimizde de bize duyulan güveni boşa çıkarmamak, ilçemizi yalnız bırakmamak, AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı olarak asla yılmamak ve Mamak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepsiyle abiyiz, kardeşim, canız. Hepinize saygılar sunuyorum. Alnımız ak, ülkümüz ak, sevdamız Mamak. Mamak İlçe Teşkilatımıza bu güzel ve anlamlı video için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kongre Divan Heyeti üyemiz ve İl Başkan Yardımcımız Saliha Dönmez Göğebakan Hanımefendi sizlere kongre gündemimizi takdim edecekler. AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gündemini okuyorum. 1. Yoklama ve açılış. 2. Kongre Divanı'nın seçimi. 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması. 4. Gündemin okunması.
5 ilçe başkanının konuşması, 6 protokol konuşmaları, 7 faaliyet raporunun okunması, 8 gelir gider ve kesin hesap raporunun okunması, 9 okunan raporların müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması, 10 gelecek dönemin tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve oylanması, 10 yönetim kurulunun oylanması, yönetim kurulunun ibrasının oylanması, 11 seçimler, kongresi yapılan teşkilat kademesine göre ilçe başkanının seçimi, ilçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, il delegelerinin seçimi, 12 dilek ve temenniler, 13 kapanış. Kongre gündemi ile ilgili olarak teklifi olan var mı? Yeni bir teklif yok. Okunan kongre gündemimizi saygıdeğer delegelerimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi de divan heyeti üyemiz, il başkan yardımcımız Edip Balcı Beyefendi kongremizi teşrif eden protokolümüzü sizlere takdim edecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Zelkif Kazdal. Ankara İl Başkanımız Mustafa Nedim Yamalı. Ankara Milletvekilimiz Ahmet İyimaya. Ankara Milletvekilimiz Ahmet Gündoğdu. Ankara Milletvekili Emrullah İşler. Ankara Milletvekili Murat Alpaslan. Ankara Milletvekili Ertan Aydın. Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan. Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan. Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan. Çorum Milletvekili Salim Uslu. Önceki dönem milletvekillerimizden Bülent Gedikli, Seyit Sertçelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Melih Gökçek, Bakan Yardımcımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Orhan Yayın, İl Kadın Kolları Başkanımız Mualla Varol, İl Gençlik Kolları Başkanımız Kurtcan Çelebi, Akyurt İlçe Başkanımız Kadir Gürbüz, Altındağ İlçe Başkanımız Ahmet Karaca, Bala İlçe Başkanımız İbrahim Karaca, Çankaya İlçe Başkanımız Ali Güven, Elmadağ İlçe Başkanımız Murat Altıparmak, Gölbaşı İlçe Başkanımız Osman Karaarslan, Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak, Haymana Belediye Başkanımız Özdemir Turgut, Sincan Belediye Başkanımız Mustafa Tuna, Koçhisar Belediye Başkanımız Ferdai Polat. Bütün misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mehmet Tokuştepe de aramızda. Kendisine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Şimdi de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kongremize göndermiş olduğu video mesajı hep birlikte izliyoruz. Sevgili dava arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kongremizin, teşkilatımız, partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kurulduğu günden beri teşkilatımız bünyesinde AK Parti için, şehrimiz için, ülkemiz için hizmet vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. AK Parti demokrasiden ekonomiye her alanda ülkemizde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat üzerinde hizmetler gerçekleştirmiştir. Milletimizden
tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek inşallah daha uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Her kademede milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolarla ekibimizi zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Kongrelerimiz işte bu tarihi yolculuğumuzda bize hem murakabe ve muhasebe yapma imkanı veren hem de kaçınılmaz bir gerçek olan değişimin meşru zemini mahiyetindeki ara duraklarımızdır. Türkiye'nin AK Parti'ye, AK Parti'nin geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran hizmetlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz. Belde, ilçe ve il kongrelerimizin ardından Ankara'da toplanan büyük kongremizle nihayete erecek bu maratonu milletimizin karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkma bakımından en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyor, görev üstlenecek arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kongremize iştirak eden kardeşlerimizin her birini ayrı ayrı selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sincan İlçe Başkanımız Fatih Omaç da aramıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz başkanım. Şimdi de açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Mamak İlçe Başkanımız Muhammed Abdullah Özer'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Divan, değerli Genel Başkan Vekilim, Başbakanım, saygıdeğer Bakanım, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyem, İl Başkanım, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Yönetim Kurulu üyelerim, ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, kıymetli delegeler, değerli mahalle başkanlarım, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkanları ve yönetimleri, değerli Mamaklılar, Mamak ilçe 6. olağan kongresine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her canlı gibi insanda doğar, yaşar ve ölür. Her canlı için sıradan görülen bu devrimi insan için değerli ve anlamlı kılan şey doğum ile ölüm arasında yer alan hayat dediğimiz sürece yüklediğimiz amaç ve bu doğrultuda kuşandığımız değerlerdir. Başka bir deyişle hayat bir insan hayatına yüklediği amaç ve değerler kadardır. Eğer ulvi değerlerden süzülüp gelen bir amacınız, bir mefkureniz varsa hayat sizin için bir araç, siz de onun hakimi olursunuz. Allah'a şükürler olsun ki bizim ölümümüz de hayatımız da kulluğumuz da alemlerin Rabbi olan Allah içindir düsturuna sahip bir inanç medeniyetinin mensuplarıyız. Bu anlayıştır ki bizim için ömrü rastgele alınıp verilen nefesler yığını olmaktan çıkarıp hayırda yarışlara tevdil eder. Bu anlayıştır ki hakka ve hakikate teslim olmak için hakkın ve hakikatin yeryüzündeki şahitleri olmak adına çıktığımız yolda rastladığımız sıkıntı ve belalar cana minnet bildirir. Bu anlayıştır ki bizi sabırlı, bizi kararlı, bizi yürekli kılar. Alemi içinde gezdirene hangi duvarlar hudut çizebilir? Her adımda bir rahmeti, bir merhameti, bir mağfireti şiar edineni hangi fırtına sansar? Nemrut'un ateşinden korkar mı İbrahim olan? Değerli teşkilat mensuplarım, Erdemliler Hareketi adıyla 14 Ağustos 2001'de kurulan ve Türk siyasal hayatına damga vuran AK Parti kurulduğu bu, günden bugüne sayısız engellemelerle karşı karşıya kaldı. AK Parti'nin kaderi
ülkemizin kaderiyle örtüştükçe artık bu Türkiye'yi engelleme haline dönüştü. Şu ana kadar karşılaştığımız ve 15 Temmuz darbe girişimi, TSK içine yuvalanmış FETÖ'cü teröristlerle ilgili soruşturmalar derinleştikçe şu hakikati gayet net olarak ifade edebiliriz. 15 Temmuz'da vatanımız en az 1915'te Çanakkale'deki kadar hayati ve ihtişamlı büyük bir vatan mücadelesi vermiştir. Şüphesiz bu sorumluluk milletimizin her bir ferdi için geçerlidir. AK Parti'ye gönül vermiş herkes için geçerlidir. Biz MAMAK teşkilatı olarak bu konuda daha yoğun bir duygu atmosferi içerisindeyiz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesinde Çanakkale kahramanlarını aklın sınırlarını zorlayan mısralarında tasvir ederken Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor ve ekliyor. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Çanakkale'yi geçilmez yapan ecdadın torunları reisinden, başbakanından aldığı emirle toplandılar. Mamak Caddesi No 25'te ve geçirmediler başkomutanının emrinin yerini getirirken. İki şehit verdi bu teşkilat. Mamak Teşkilatı'nın, bu davanın şehitleri var, gazileri var, emanetleri var. Ve vatanımız genelinde 15 Temmuz'da son derece haince kalkışılmış bu darbeyi yüzlerce şehit, binlerce yaralı vererek püskürken kendi iradesine, vatanına sahip çıkan yüce Türk milletinin omuzlarımıza bıraktığı ağır bir vebal, tarihi bir sorumluluk var. Bütün çalışmalarımızda hep bu ruhu, şuuru iliklerimize kadar hissettik. Bundan sonra da hissedeceğiz. Çok kıymetli başbakanım, çok özlü bir şekilde değinmek istediğim sadece teşkilatımızın yapmış olduğu ölçülebilir verileri aktarmak istiyorum. 5 Şubat 2012'de göreve geldiğimizde üye sayımız 41 bindi. Dedik ki bunu 82 bine çıkaralım. 5. olağan kongremiz geldiğinde bu sayıyı koymuş olduğumuz hedefin 8 bin daha artırarak 90 bine çıkardık. Yine 2014'te yapmış olduğumuz kongreden sonra 9 Kasım'dan sonra dedik ki üye sayımız 90 bin. Önümüze bir hedef koyuyoruz ve bu hedefimizi 100 bine çıkaralım. Elhamdülillah bugün gerçekleştirmiş olduğumuz 108 bine ulaştık. Her seferinde hedef koyan bir teşkilat olduk. Ve hedeflerimizi iddiamızın peşinde olarak bu hedeflerimize ulaşmanın gayreti içerisinde olduk. Bu vesileyle MAMAK teşkilatımızın kuruluşundan bugüne mahallesinin sorunlarıyla en az orada o mahalleyi yönetenler kadar ilgilenen mahalle başkanlarıma ve yönetimlerine gece gündüz demeden çalışmalarıyla teşkilatımızın sinerjisini artıran, yüzümüzü artan geleceğimizin teminatı gençlik kollarımıza. Tıpkı anne şefkatiyle teşkilatımızın üzerine titreyen, onu kucaklayan kadın kollarımıza. Önceki dönemlerde görev yapmış ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyor. Tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. İlçe başkanımız Muhammed Abdullah Özer'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de AK Belediyeciliğin Mamak'taki güçlü temsilcisi Mamak Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akgül'ü konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Başbakanım, değerli Bakanım, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, değerli il başkanım, büyükşehir belediye başkanım, çok kıymetli protokol,
kadın kollarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kollarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, bugün büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz Mamak İlçe Teşkilatımızın 6. Olağan Kongresi'nin Mamak'ımıza, Ankara'mıza, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesi dileğiyle, teşrifleriyle bizleri onur eden, mutlu eden, başta Başbakanımız olmak üzere tüm protokole ve davetlilere şahsım ve Mamaklı hemşehrilerim adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyor. Olağan kongremizin hayırlı olmasını diliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli Başbakanım, 2001 yılında bu ülkenin kaderinde büyük bir değişiklik yapılarak kurulan AK Parti'miz o günden bugüne kadar ulaşımdan ekonomiye, demokrasiden milli eğitime birçok alanda gerçekten Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yenilikler ve hizmetler gerçekleştirdi. 16 yılı incelediğimizde bunu görmemek için herhalde kalp gözü kapalı, gönül gözü kapalı olmak lazım. Tabii bu hizmetler bu milleti, bu vatan evlatlarını mutlu ettiği gibi bu milleti, bu ülkeyi sevmeyen, sureti haktan gözükenleri de rahatsız etti. Bu 16 yıllık süreç içerisinde birçok engellemelerle karşılaştık. Emuhturalardan darbe kalkışmasına ve parti kapatmaya kadar. Ama bu millet kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak onun liderliğinde hiçbir engeli kabul etmedi ve bir bir aştı. İşte bunların en sonuncusunda 15 Temmuz'da bu milletten gözüküp sureti haktan gözükerek bu millete darbe yapmaya kalkışan alçakların bir darbe kalkışmasına maruz kaldık. Ama bu millet yine o tankların, o uçakların, o tüfeklerin karşısına sadece bilekleriyle, yürekleriyle çıkarak bu darbeye de dur demesini bildi. İşte bu esnada Mamak'ta da o durdurduğumuz tankların esnasında iki şehidimiz var. Bu vesileyle ben tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Sayın Başbakanım, AK Parti'mizin merkezi hükümette gerçekleştirmiş olduğu bu icraatları bizler de yerel yönetimlerde yine genel başkanımız, cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla bir bir gerçekleştirmeye çalıştık. Göreve geldiğim 2009 yılından bugüne kadar birçok hizmete imza attık. Rabbime hamdolsun. Mamak çöplüğüyle, gecekondusuyla, çarpık yapılaşmayla anılan bir ilçeyken bugün kentsel dönüşümüyle ve birbirinden kıymetli birçok eseriyle artık anılmaya başlandı. Bu çalışmaları yaparken başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve teşkilatımızın her kademesinde görev alan siz değerli kardeşlerimizin destekleri, o güçleri bizim için lokomotif oldu. Onun için ben burada bütün bu saydığım başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere destek veren hazırına şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Mamak bugün kentsel dönüşümüyle ki 7 ayrı bölgede toplamda 70 bin konutu ihtiva eden kentsel dönüşüm projesiyle Türkiye'de bir örnektir. Yine içinde bulunduğumuz spor salonundan tutun, yüzme havuzları, şehir statları, aile merkezleri, bilgi evleri, gençlik merkezleri, kapalı pazar alanlarıyla gerçekten bu 9 yıllık sürede 25 yıllık belediye olan, yani Mamak'ın 1984'teki kuruluşuyla birlikte yapılmayan hizmetleri bu döneme yapma fırsatını bulduk. İşte bizler aldığımız görevleri en iyi şekliyle yerine getirmekle mükellefiz. Ve bunun mutluluğunu sizlerle birlikte
hep birlikte yaşıyoruz. Bizler yaşadığımız müddetçe mensup olduğumuz ve iftihar ettiğimiz AK Parti'mizle hiç durmadan yola devam diyeceğiz ve bu süreçte özellikle teşkilatımıza, ilçe başkanımıza, her kademede görev yapan teşkilat mensuplarına, şahsım adına, Mamaklı hemşerilerim adına teşekkür ediyor. Bugüne kadar teşkilatlarda görev yapan ve bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan değerli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ve görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kongreyle birlikte yeni görev alacak arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyor. Bir ve beraber olarak bu ülkeye, bu millete, Ankara'ya, Mamak'a hizmet etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız diyorum. Ve tekrar teşriflerinden dolayı başta başbakanımız olmak üzere bütün protokol üyelerimize teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Mamak Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akgül'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün bu salonda, bu şölenimizde bizimle birlikte olan sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri var. Şimdi onları size takdim etmek istiyoruz. Mamak Çorumlular Derneği Başkanı Ercan Aksu, AHİT Mamak Şube Başkanı Osman Emir, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Dernek Başkanı Ercan Soydaş, Yozgat Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Koç, Ankaralılar Grubu Başkanı Habib Şeker, Ankaralılar Birliği Başkanı Bayram Mutlu, TÜGVA Mamak Şube Başkanı Aykut Akalın, TÜGVA İl Başkanı Abdülkadir Kocatepe, katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Belediyeciliğin Ankara'daki temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Melih Gökçe'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başbakanım, değerli bakanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, meclis üyelerim, ilçe başkanım, ilçe teşkilatım, gençlik kolları, kadın kolları teşkilatım, sevgili Mamaklılar, sözlerimin başında hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başbakanım, Mamak ilçesiyle beraber Mamak'ımıza hizmet vermek için bugüne kadar seferber olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sadece ve sadece son 3,5 yıl içerisinde Mamak'ımıza yapmış olduğumuz yatırım miktarı, toplu konutla ilgili ayrı olarak konuşacağım, 595 milyon, eski parayla 595 trilyon lira. Ayrıca yeni Mamak kentsel dönüşüm projemiz 7,5 milyon metrekarelik alanı ile uygulanmakta olan belki de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanıdır. Proje 14 mahalleyi kapsamakta ve 11 etap halinde yapılmaktadır. Zeminde yaklaşık 13.500 gecekondu vardır. Bugüne kadar 9.776 gecekondu sahibiyle uzlaşma sağlanmıştır. Bu da %72'ye tekabül ediyor. Anlaşma yaparak evini teslim eden vatandaşlarımızın 6.838 tanesinin konutları yıkılmıştır. Bugüne kadar 1.374 adeti Kusumlar bölgesinde olmak üzere toplam 4.939 adet konut ve iş yeri kuralları çekilerek teslim edilmiştir. Üretimi devam eden ve bitmek üzere olan 2018 yılında kurallarını çekmeyi planladığımız konut sayısı 1130'dur. Yeni yapacağımız konutlarla birlikte inşallah seçimlere kadar 8000 konutumuz yapılmış olacaktır. Proje kapsamında bugüne kadar toplam olarak 649 trilyon lira eski parayla Mamak projemize
para harcanmıştır. Yeni Mamak projesi şimdiden Mamaklara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Başbakanım, Mamak'ımıza son 3,5 yılda, sadece son 3,5 yılda 879 bin ton asfalt döküldük. İstanbul'a 2 milyon ton asfalt döküldüğünü düşünürseniz neredeyse 3 senede İstanbul'a dökülen asfaltın yarısı Ankara'da Mamak'ımıza döküldü. 74 kilometre imar yolu yaptık. Ayrıca yol açım, bakım ve tarım yolu reklaj çalışması 170 kilometre yaptık. Son 3,5 senenin hesabıdır bunlar hep. 11 kilometre bariyer döşedik. 345 bin metrekare kaldırım yaptık. Samsun yolu Manolya sitesi önünde daha yeni yaya üst geçidini bitirdik. Mamak Caddesi Kalp Merkezi Hastanesi önünde yaya üst geçidi devam ediyor. Turgut Özal Bulvarı siteler önünü kısmen Mamak'ı ilgilendirdiği için söylüyorum. Bütün cephelerini yeniledik. Şahap Gürler Mahallesi'nde menfez yapımı yaptık. ASKİ Genel Müdürlüğü 33 kilometre içme suyu hattı yaptı. 77 kilometre atık su hattı yaptı. 16 kilometre yağmur suyu hattı yaptı. 1 adet atık su arıtma tesisi, ayrıca 4 adet içme suyu deposu ve 6 adet özel otomatik klorlama makinesi konuldu. Mamak'ımıza 1 milyon 468 bin çiçek diktik. 1 milyon 483 bin adet çalı dikimi yaptık. 12.719 tane de yetişkin ağaç koyduk. 2.575 kent mobilyası yaptık. Ve bu arada Şahap Gürler Saklı Bahçe Parkı, General Zeki Doğan Mahallesi Parkı ve Hatip Çayı Parklarını bitirdik. 133 adet oyun grubu koyduk. Ayrıca okul, cami, kamu kuruluşları çevre düzenlemesi de toplam 34 adet. Mamak'ımızın Yem Mahallesi tohum desteği 4 ton yaptık. Hayvancılık desteği 14 adet yaptık. 220 adet arı kovan ve arıcılık desteği yaptık. Toplam 95.226 aileye 1 milyon 429 bin adet gıda yardımı yaptık. 44.330 aileye gıda yakacak yardımı yaptık. 103 camimize 308 ton yardım. Ayrıca 14.149 aileye 15 milyon 563 bin adet ekmek dağıttık. 12.790 öğrencimize kırtasiye yardımı, kaban yardımı ve bot yardımı yaptık. Değerli kardeşlerim, bütün bunların haricinde Allah nasip ederse İmrahor'da Boğaz projesi adı altında büyük bir proje yapıyoruz. Bu proje hem Çankaya'mıza hem Mamak'ımıza inanılmaz bir değer kazandıracak. Yeni bir proje başlatıyoruz. Buna Mamak'ımız da dahil. 10 bin basket potası, 100 bin basket topu. Bu ne demek? Her mahallede şu üzerinde bulunmuş olduğum platform kadar yer bile olsa mutlaka bir basket potası koyuyoruz. Oradaki çocuklara basket topları dağıtıyoruz ve özellikle uyuşturucuya karşı ciddi olaraktan mücadele ediyoruz. Belediye başkanımıza, mahalle muhtarlarına çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki nerede arazi varsa resmini çekin ve Ankara Çevre Daire Başkanlığı'na gönderin. Bu sene ve gelecek sene Ankara'ya 10 bin tane basket potası ve basket sahası yapmak istiyoruz. Samsun yolu üzerinde yeni yaptığımız bir planda önümüzdeki ay içerisinde ihalemiz var. Hem karşıda yaklaşık 1500-2000 arası konut karşılığı, kat karşılığı ihale yapıp gecekondularımızı yeni Mamak projesinde yeniliyoruz. Hem de Mamak'ımızda dev bir AVM yok, oraya dev bir AVM yapılıyor.
hemen yanını da Mamak Belediyesi ve Mamak Kaymakamlığı için ayırdık. İnşallah oranın da inşaatları önümüzdeki yıl başlamış olacak. Samsun yolu orta revüç düzenlemesini yaptık. Yapmış olduğumuz düzenleme sayesinde yepyeni bir hale geldi. Ayrıca Lalahan'da eski bir park var. Bu parkı tamamen sildik. Tabiri caizse yeniden şu anda düzenliyoruz. Ihlamur Parkı yapımı devam ediyor. Ihlamur Parkı civarında, Samsun yolu civarında yeni ağaçlandırma faaliyeti var. Bu yıl sonu itibariyle o da bitiyor. Eski çöplük olarak kabul edilen yerde 2 adet futbol sahası ve basket sahaları yapımına şu anda başlıyoruz. Ayrıca Ortaköy mezarlık duvarları bitti ve şu anda Ortaköy'de çok ciddi bir ağaçlandırma var. Aile Yaşam Merkezi'ni Mutlu Mahallesi'ne yapmak istiyoruz ikincisini. Karapürçek Bostancık Caddesi alt geçidi 15 güne kadar bitmiş oluyor. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde birlikte açılışını yapacağız. 82 metreydi biliyorsunuz orası, gecikmesinin 4 ay sürdü. Biz 4 ay değil, 2 ay içerisinde bitiririz alt üst geçitleri. Esnaf çok büyük baskı yaptı. 82 metrelik yolu alt geçidi 182 metreye çıkarttığımız için 4 aya uzadı. Bunun da bilinmesinde fayda var. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Samsun yoluna 3 tane alt geçit daha yapıyoruz. Yaptığımız bu alt geçitlerle artık Samsun yolunda hiçbir durma olmayacak. Direkt olaraktan Kırıkkale'ye doğru devam edeceksiniz. Ve Allah nasip ederse inşallah Mamak'ta bütün mahallelerimize, köy olan mahallelerimize de bütün Ankara'nın yaklaşık 600 köyüne yapıyoruz. Butik parklar yapıyoruz. Bunları yapmaya başladık. Bunları da devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Mamaklı bugüne kadar AK Parti'mize karşı olan görevini her zaman yaptı. Bundan sonra da yapacağına inanıyorum. Kongrenin partimize, Mamak'ımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Eski yönetime teşekkür ediyor, yeni yönetime de başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Melih Gökçe'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ankara İl Başkanımız Mustafa Nedim Yamalı'yı mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başbakanım, AK Parti'mizin çok kıymetli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 6. olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta kurucu ilçe başkanımız Ercan Kınacı ve yönetim kurulu, kurucu yönetim kurulu olmak üzere bugüne kadar hizmete geçmiş bütün ilçe başkanlarımıza, İlçe yönetim kurulu üyelerimize, teşkilatımızın temel taşı olan mahalle başkanlarımıza, seçim akşamları sabaha kadar sandıklarda mücadele eden sandık başkanlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, bütün üyelerimize, Mamak'ı bu güzel hale getiren belediye başkanlarımıza, belediye mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda başta Hasan Altın abimiz olmak üzere bu mücadele sırasında şehit düşen, ebediyete intikal eden bütün rahmetli olan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza da rahmetler diliyorum. Sayın Başbakanım, çok değerli kardeşlerim, 16 yıldır büyük mücadelelerle bugüne kadar geldik. 5 tane kongre yaptık. Her kongremizde biraz daha büyüdük, geliştik, sayımız arttı, çoğaldık, kalabalıklaştık. Bu sırada inançlarımızdan, çizgimizden hiçbir taviz vermedik.
Bundan sonra milletimizin emrinde ve milletimizin yanında bu hizmetlere devam edeceğiz. Biraz sonra 6. kongrede yeni bir grup arkadaşımız görevleri devralacaklar. Bu arkadaşlarımızın üzerine binmiş bir sorumluluk var. Bugüne kadar görev almış arkadaşlarımızın sırasında, dönemleri ve hizmetleri sırasında MAMAK teşkilatımız hem yerelde yerel yönetimleri kazandı, yerelde iktidar oldu, hem de o dönemlerde her zaman partimiz tek başına iktidar oldu. Şimdi 6. kongrede seçilecek arkadaşlarımızın üzerindeki sorumluluk da budur. İlk önce 2019'da tekrar yerel iktidarı kazanmak, daha sonra da 2019'da yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50'nin üzerine geçecek bir oy oranını Ankara'da yakalamamıza yardımcı olmak. Çok güçlü teşkilatlarımızdan biri olan MAMAK'ın bunu başaracağına inanıyoruz. Bütün kongrelerimizde ilçe teşkilatlarımıza yeni hedeflerini veriyoruz. Son kongrede, son seçimde MAMAK teşkilatımızın aldığı oy %50'ler civarındadır. Bunu %10 kadar arttırılması gerekiyor. MAMAK teşkilatımızın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerindeki hedefi %55. %55'i inşallah bulursak, ki bunu da bulacağımıza inanıyorum, hem Türkiye'de hem yerel seçimlerde inşallah bu başarıyı devam ettiririz diye düşünüyorum. Katılımından dolayı Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ankara İl Başkanımız Mustafa Nedim Yamalı'ya konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarı Eroğlu hanımefendiyi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok kıymetli Başbakanım, AK Parti ailesinin çok kıymetli üyeleri, mert, yiğit, cesur, mamaklı hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. AK Parti, MAMAK, 6. olağan kongremizin hem Ankara'mıza, hem MAMAK'ımıza, ülkemize, milletimize, partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve Sayın Başbakanımıza bu kongre sürecinde katıldığı ilk kongre olarak MAMAK'ı tercih etmelerinden dolayı ve teşrifleriyle Ankara'mızı onurlandırmalarından dolayı hem milletvekillerimiz adına, hem teşkilatlarımız adına, hem belediye başkanlarımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Kongremiz vesilesiyle kurulduğu andan itibaren hem MAMAK teşkilatımız içinde hem de Ankara teşkilatlarımızda görev almış, emek vermiş, ter dökmüş bütün kardeşlerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, mahalle temsilcilerimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Başbakanım, 15 Temmuz gecesi dünyanın görüp görebileceği en kalleş terör örgütü tarafından düzenlenen darbe girişiminde MAMAK teşkilatımız, Ankara'mızın 25 ilçesindeki teşkilatlarımız gerçekten bir kahramanlık destanı yazdılar. Gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüdüler. Bu nedenle ben tüm MAMAK'lılarımıza, özellikle teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Meclisimizi, külliyemizi, sokaklarımızı, caddelerimizi darbecilere vermedik. Şehit olduk, gazi olduk ama ülkemizi darbecilere teslim etmedik. Başkentimizi işgal etmelerine izin vermedik. 15 Temmuz'da vatanımız için, bayrağımız için, geleceğimiz için, namusumuz için canını ortaya koyan, şehadete yürüyen tüm kardeşlerimizi buradan rahmetle yad ediyorum.
gazilerimizi minnetle tekrardan anıyorum. Darbeci hainler tanklarla işledikleri katliamları o gece hep birlikte şahit olduk. O tanklardan 4 tanesi Mamak ilçe binamızın önünde, işte bu salonda bulunan kahraman Mamaklı kardeşlerimiz tarafından durduruldu. Hepimizin tanıdığı, bugün de ailesi aramızda Hasan abimiz o gece ilçe başkanlığımız önünde o tankları durdururken şehadete yürüdü. Bu vesileyle teşkilatlarımızda Hasan abimizi ve teşkilatlarımızda 15 Temmuz'da kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizle de rahmetle yad ediyorum. Hain darbe girişimini duyar duymaz sokaklara dökülen, göğsünü düşmana siper eden tüm kahraman Mamak Teşkilatı ile birlikte milletimizden Allah razı olsun. O gece sokaklara Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, sizin çağrınızla milletimiz çıkmasaydı belki bugün bu çatı altında bir arada olamayacaktık. Bu vatan milletimizin kahramanlığını asla unutmayacak. AK Parti teşkilatları o gece bir parti teşkilatı değillerdi. Başkomutanın arkasında cesur, dimdik duran, şanlı bir orduydu. Böyle bir teşkilatın, böyle bir şehrin, böyle bir milletin mensubu olduğumuz için ancak gurur duyarız, onur duyarız. Milletimizle ancak iftihar ederiz ve hizmet etmek için yarış içerisinde olmaya devam ederiz. Bizler kahraman şehitlerimizin emaneti olan vatan toprağımızı korumaya, kollamaya, milletimiz için çalışmaya, yılmadan, yorulmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin. Rabbim vatanımızı ve milletimizi tüm hainlerden, tüm teröristlerden muhafaza eylesin. İstikbali uğruna canını feda edecek olanlar varken, ülkesi için çalışacak, üretecek olanlar eksik olmadığı sürece inşallah milletimizin sırtı yere gelmeyecek. O gece nasıl ki başkomutanımız biz ölümüne ölümüne diyerek yola çıktı ise, o gece nasıl ki zat-ı haliniz canınızı bu millet için hiçe sayıp darbeyi durdurmak için yollardaysanız, nasıl ki o gece Mamaklılar vatan için, namus için, hak için sokaklarda teröristlere, jetlere, tanklara, tüfeklere karşı durduysa, bundan sonra da aynı azimle, aynı inançla, aynı ruhla liderimiz, milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, siz Sayın Başbakanımızın arkasında durmaya teşkilatlarımızla birlikte devam edeceğiz. Sayın Başbakanımız geçtiğimiz hafta Amerika'daydı. Ayağının tozuyla Cuma günü döndü, Milli Güvenlik Kurulu toplantısını ve Bakanlar Kurulu toplantılarını yaptı. Bu hafta yine yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Bir yandan devlet işlerimizle uğraşırken bir yandan il ziyaretlerine devam ediyor, teşkilatlarımızın kongre süreçlerini takip ediyor. Siz gecenizi gündüzünüze katarak yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, dün birlikte Kırşehir'deydik, ahilik programına katıldık. Koşturan bir başbakanımızsınız. En zor dönemde göreve geldiniz. Bu zor dönemlerde her türlü komploya, oyuna, tuzağa rağmen ülkemizin yaşaması için ellerinden geleni yaptıkları ekonomik olarak sıkıntıları engellemek için var gücünüzle, tüm hükümetimizle birlikte yapılacak her şeyi ortaya koydunuz. Sizler bizlerin önünde, teşkilatlar önünde, siyasiler önünde en önemli iki rol modelsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olarak. Bundan sonra bizlere düşen aynen sizler gibi gecemizi gündüzümüze nasıl bugüne kadar olduğu gibi, nasıl siz yorulmadan, usanmadan çalışıyorsanız teşkilatlar olarak inşallah bizler de aynı inançla, aynı performansla çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Sizlerin üzerinden yükü almak durumundayız. Sorumluluklarınızı hafifletmek durumundayız. Bunun bilincindeyiz. 2001 yılında yola çıkarken ülkemiz ve milletimiz için AK Parti ailesi olarak büyük bir hayal kurmuştuk. Son 15 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu hayalleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok engellemelerle karşı karşıya kaldık. Partimiz kapatılmak istendi. 367 krizleri,
27 Nisan bildirileri, Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları ve en son halka 15 Temmuz. Hiçbiri bizi bu hayallerimizi hayata geçirmekten alıkoyamadı. Bundan sonra da alıkoyamayacak. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. 2023 hedeflerimiz var, 2053 hedeflerimiz var, 2035-2071 hedeflerimiz var. Daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye için yol haritamız var. En önemlisi de kıymetli bir teşkilatımız ve duasıyla, desteğiyle arkamızda olan büyük Türk milleti var. İnşallah onların inancını boşa çıkarmayacağız. Azmimiz, heyecanımız ve milletimize sevdamızla devler gibi eserler bırakmak için bugüne kadar yaptığımız gibi karıncalar gibi çalışmaya devam edeceğiz. Büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı artıracağız. Rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bölgemizin güvenliği ve huzuru için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaktan geri durmayacağız inşallah. Yine Ankara'mız için de çalışmaya devam edeceğiz. Planlar, programlar, projelerimiz var. Yeni bir referandum döneminden çıktık. Talepleri, ihtiyaçları, beklentileri çok iyi biliyoruz. Zatenizin riyasetinde projelerimizi inşallah takip edeceğiz ve hayata geçireceğiz. 2019 yılına güçlü şekilde gideceğiz. 15 yıllık süreç gösterdi ki, sizler de sürekli olarak vurguluyorsunuz, AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bir. AK Parti ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar güçlenir. Bundan sonra da güçlenmeye, bu kongrelerimiz vesilesiyle de inşallah gücümüze güç katmaya, enerjimize enerji katmaya devam edeceğiz. İçeride ve dışarıda oyun kuranlara, tuzak kuranlara karşı dimdik, uyanık olarak ayakta olacağız. 2019 seçimlerine güçlü bir şekilde gideceğiz ve inşallah MAMAK teşkilatımızla, Ankara teşkilatlarımızla ve tüm Türkiye'de sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Bu yolda Rabbim yardımcımız olsun, AK kadrolarımıza güç kuvvet versin. MAMAK'a ve Ankara'mıza biz güveniyoruz, kendimize güveniyoruz. Birlik beraberlikle daha çok çalışarak inşallah daha iyi sonuçlarla 2019'da ve sonrasında Türkiye'ye yürüyüşümüze, kutlu yürüyüşümüze ve Türkiye'ye hizmet etme yolundaki kararlı adımlarımıza devam edeceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyorum. 6. Olağan Kongremizin MAMAK'ımıza, Ankara'mıza ve partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. MAMAK hazır mıyız? Bütün bayrakları bir görebilir miyiz? Değerli konuklar, kıymetli misafirler, katılımlarıyla kongremizi onurlandıran, siyasette sadeliğin, tevazunun, vefanın adresi olan az laf çok iş diyerek siyasete yeni bir boyut kazandıran güçlü Türkiye'nin başbakanı, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Var olun. Değerli yol arkadaşlarım. AK Parti MAMAK teşkilatımızın değerli mensupları, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın güzide mensupları, hepinizi 6. AK Parti MAMAK İlçe Kongresi'nde sevgiyle, saygıyla
muhabbetle selamlıyorum. Buradan AK Parti'mizin devam eden bütün ilçe kongrelerinde emek harcayan, memleket sevdasıyla akıl teri, alın teri döken bütün kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Mamak'ta yaşayan Ankaralılar, Çorumlular, Yozgatlılar, Kırşehirliler, Sivaslılar, Kayserililer, Çankırılılar, Karslılar, Erzurumlular, hülasa memleketin dört bir köşesinden buraya gelen, Mamak'ta buluşan bütün kardeşlerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi sokaklarda, Mamak'ta o 28. mekanize tank Tugay'ından çıkan, o tankları durduran, burada şehadet şerbetini içen aziz vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 15 Temmuz'da Mamak'ta 10 şehidimiz var. Bu şehitlerimiz içinde Hasan Altın kardeşimiz ilçe yürütme kurulu üyemiz. O gece milli iradenin darbeci hainlere teslim etmemek için evinden çıktı ve Mamak Caddesi'nde şehadet şerbetini içti. Diğer şehidimiz, eski muhtarımız Şener Dursun da partimizin üyesi, yol arkadaşımızdı. O da tankların önüne durdu ve orada şehadet şerbetini içti. Mamak şehitlerimizin, bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Mamaklılar, değerli yol arkadaşlarım, ülkemizin bağımsızlığı için, istikbali için siz o gece liderimiz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiniz ve darbecilere darbeyi vurdunuz. Allah sizlerden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bugün Mamak Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. Geldiğimizde hakikaten salonda müthiş bir coşku vardı. Tabii zaman ilerleyince salonda da yorgunluk oldu, dışarıya çıkanlar oldu. Ama değerli kardeşlerim, biz sizlerle gurur duyuyoruz. AK Parti kongreleri bir bayramdır, bir demokrasi şölenidir. Kongreler tazelenmedir, değişimdir, heyecandır. AK Parti kadroları gençleşiyor. Gençleşirken tecrübeyle birleşiyor. Türkiye'nin AK Parti en büyük siyasi hareketi olmaya devam ediyor. Değerli kardeşlerim, AK Parti teşkilatları millet demeye, bayrak demeye, vatan demeye devam ediyor. AK Parti Türkiye'nin geleceği için tek ümit olmaya devam ediyor. Evet, ülke gündemi çok yoğun. Dün Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir karar aldık. Irak Kürt bölgesel yönetiminin kör inadı sonrası Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık. Oradan aldığımız kararları milletimizle paylaştık. Yine dün gece meclisimizde Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gruplarının desteğiyle de tezkereyi yurt dışına asker gönderme, yurt dışından ülkemize asker kabul etme tezkeresini de kabul etti. Böylece Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümetimize meclisimiz bir yıl daha yetki verdi. Bakın değerli kardeşlerim, 2023'e giderken Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla giderken bölge, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya çok önemli bir süreçten geçiyor. Siyasi çalkantılar, terör, dış güçlerin nüfuz hamleleriyle bölgemiz karşı karşıya. Etnik, mezhepsel çatışmalar, derin siyasal, toplumsal çatlaklar oluşturuyor. Terör örgütleri kan, şiddet, insanlık dışı eylemlerde oluşan bu çatlakları dolduruyor. Yakın tarihte cetvelle çizilen sınırlar bugün asayişten, istikrardan maalesef buralarda bahsetmek zor. Üzülerek ifade ediyorum ki müttefik bazı ülkelerin geçici siyasal çözümler ve kısa vadeli çıkarları adına iş tuttukları, destekledikleri terör örgütleri Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit oluşturuyor. Bu terör örgütleri yalnız da bugün için değil, gelecekte de yeni çatışma alanlarının oluşmasını hazırlayacak tehlikeli girişimler içindeler. Değerli yol arkadaşlarım, 24 Ağustos buyurun gelin, sefa geldiniz, hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayrimeşrudur, yok hükmündedir. Ve bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden bu referanduma karar veren tek başına halkıyla danışmadan dünyada bütün milletlerin karşı çıktığı, Birleşmiş Milletler'in de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak bölgesel yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır. Değerli kardeşlerim, bu coğrafyada
Türkler, Kürtler, Türkmenler, Araplar, Asuriler, Yezidiler, 42 millet, değişik etnik gruplar hep bir yaşadık. Bugüne kadar beraber olduk, birlikte yaşadık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu referandum Kuzey Irak bölgesel yönetiminin hiçbir sorununa çözüm getirmeyecek. Bu referandum Merkezi Irak yönetimiyle Kuzey Irak bölgesel yönetimi arasındaki hiçbir meseleyi çözmeyecek. Bu referandum bölgede var olan istikrarsızlığı, otorite boşluğunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaşayan insanlar ödeyecek. Belirli insanların, yöneticilerin hırsı yüzünden, uçuk hayalleri yüzünden o bölge insanına, Kürt kardeşlerimize bu zulmü reva görenler elbette bunun hesabını kendi halklarına başta olmak üzere bu işe karşı çıkan herkese vereceklerdir. Onun için bu işlerin çözüm yolu tek taraflı, hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolu oturup konuşmaktır. Sorunları müzakereyle, suhuletle ele almaktır. Türkiye başından beri burada hep yapıcı oldu. Merkezi Irak yönetiminin onca kısıtlamasına rağmen bölge insanının, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin mağdur olmaması için her türlü desteği sağladık. Ancak görülüyor ki Kuzey Irak Kürt yönetimindeki insanlar bu yaklaşımımızı yeterince anlamamışlar, takdir etmemişler. Ama şunu iyi bilsinler ki biz bölgenin istikrarı için bölgede yaşayan ve uzun süreden beri DAEŞ teröründen, PKK teröründen, otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bunun hesabını Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden değil, bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, biz bu topraklarda Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Zazasıyla, Arabıyla 72 millet hep beraber birlikte yaşadık, birlikte yaşayacağız. İşte sizlerin Mamak'ta 80 milyon vatandaşımızın Türkiye'de 16 Nisan'da verdiği karar, işte bu birlikteliğin gelecek yıllarda Türkiye'nin geleceğine damgasını vuran karardır. 16 Nisan evet kararı Türkiye'nin birlikte yaşama kararıdır. Birlikte kaderini inşa etme kararıdır. 16 Nisan'la gelen Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber artık Türkiye'de
iktidara gelmek için %50 artı 1'e ihtiyaç var. Bu ne demektir? Bu da Türkiye'nin her köşesinden, güneydoğusundan, batısından, kuzeyinden ve Türkiye'nin 780 bin kilometre kare vatan toprağının her yerinde yaşayan milletin desteğini almak demektir. Bu tek Türkiye demektir, tek vatan demektir, tek millet demektir, tek bayrak demektir, tek devlet demektir. Değerli kardeşlerim, AK Parti bu kutlu yolculuğa çıkarken kurucu liderimizin, Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yüce millete bir söz verdi. Dedi ki, milleti yaşat ki devlet yaşasın. Dedi ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve 15 yıl geride kaldı. 15 yıla dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Ama bu süre içerisinde bir yandan kalkınma için, hizmet için, sorunları çözmek için var gücümüzle çalışırken diğer yandan da demokrasimize, milletimize, ülkemize karşı içeride ve dışarıda gelişen hainliklere de gereken cevabı verdik. En son verdiğimiz cevap 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimidir. İşte orada bu millet destan yazmıştır. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Değerli kardeşlerim, dünyayı çepeçevre sarmaya başlayan istikrarsızlık, çatışma, ırkçılık faaliyetlerine karşı Türkiye bu bölgede bir istikrar adasıdır, bir teminattır. Bakın, ekonomik baskılara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen Türkiye 2017'nin ilk çeyreğinde %5 büyümeyi başardı. İkinci çeyreğinde büyüme %5.2 oldu. Üçüncü çeyrekte yakında açıklanacak %7'yi yakalayacağız. Buraya nereden geldik? 15 Temmuz'dan sonraki dönemde %4 küçüldü. %4 küçülmeden %5'in üzerinde büyümeyi gerçekleştirdik. Bütün derecelendirme kuruluşları, bütün reyting kuruluşları hepsi çakıldı. Hepsi tuş oldu. Onlar gönlünden geçenleri söylediler. Ama biz milletimizin görmek istediğini gerçekleştirdik. Milletimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz. Ülkemizin dinamik değerlerine, gençlerine güveniyoruz. İnsanımıza, insan kaynağımıza güveniyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, 2023'e Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak Ankara'ya, Türkiye'ye birbirinden güzel eserler kazandırdık. AK Parti
adaletin, kalkınmanın adıdır. AK Parti demokrasinin, hukukun savunucusudur. AK Parti birliğimizin, beraberliğimizin teminatıdır. AK Parti değişimin adresidir. AK Parti istiklalin, istikbalin garantisidir. Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Bu şarkı burada bitmez. Evet, bu şarkı burada bitmeyecek. Önümüzde sevgili gençler, hanımefendiler, değerli kardeşlerim, 2019 iki seçimimiz var. Belediye seçimleri, meclis seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimleri. Mamak, hazır mıyız? Ak gençler, hazır mıyız? Ak kadınlar, hazır mıyız? Ana kademe, hazır mıyız? Ana kademe pek hazır değil, onlar istirahatte. Gençler, hazır mıyız? Hanımlar, hazır mıyız? Ana kademe, hazır mıyız? Ha şöyle, ha şöyle. Ne oldu ya, daha saat kaç? Eyvallah. İşte teşkilat bu. İşte mamak bu. Değerli yol arkadaşlarım, AK Parti milletin kurduğu, adını milletten alan bir partidir. Milletin kurduğu AK Parti'nin adresi de millettir. Sizsiniz. Maddi ve manevi kazanımları asla kibre dönüştürmeyeceğiz. Makam ve mevkilerin milletin emanet ettiği yerler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. En güzel makam milletin gönlünde kurduğunuz makamdır. Gerisi boştur. Unutmayalım. Her partilinin, her AK Partilinin görevi milletin derdiyle dertlenmek, milletin ihtiyaçlarını karşılamak ve insanımızın yüzünü güldürmektir. Anlamsız çekişmeler, ihtiraslar, benlik kavgalarıyla ne kendimize ne de kutlu yürüyüşümüze asla zarar vermeyelim. AK Parti memleket sevdasıyla, azimle, inançla bu ülkeye hizmet edecek kadroları her daim çıkarmıştır. Bundan sonra da çıkarmaya devam edecektir. AK Parti milletle beraber daima ileri giderken her zaman bayrak yarışını, bayrak değişimini de başarıyla gerçekleştirmiştir. Bugün en önemli, en kıdemli görevlerde bulunan kardeşlerimiz daha verimli olacağına kanaat ettiği yeni kardeşlerimizle bayrak değişimine girebilirler. Çünkü kutlu yürüyüş hiçbir ünvan beklemeden davaya koşanların omuzlarında yükseldi. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da aynısı olacak. 2019'a giderken Büyük Türkiye'yi yine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ülkemizi dünyanın sayılı ülkeler arasına sokacağız. Değerli kardeşlerim, bu güzel ülkeye tek bir dikili ağacı olmayanların 15 yıldır bunca dev eserlere ve hizmetlere söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Şimdi ana muhalefet partisi sözde adalet yürüyüşü yaptı. Bundan bir şey çıkmadı. Ama
haklarını yemeyelim. Bir şey çıktı. Ne çıktı? Bu yürüyüşte baktık ki sağ kolunda FETÖ, sol kolunda PKK. İşte çıkan bu. Adalet yürüyüşünden çıkan bölücülerle, darbecilerle kol kola girmek. Şimdi tutturdular TEOK üzerinden siyaset yapacaklar. İstismar yapacaklar. Bakın burada söylüyorum. AK Parti iktidarı olarak bugüne kadar vatandaşımızın, gençlerimizin aleyhine olacak hiçbir işin içinde olmadık. Velilerimizin bütçelerini zorlayan bu öğrencilerimizi yarış atına çeviren bu anlamsız sınav sisteminin sürdürülmesini artık uygun görmüyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız rahat olsun. Sadece laf üretenler bu ülkede biz iktidara geldiğimizde eğitime ayrılan bütçenin 11 milyardan 122 milyara çıktığını görebiliyor mu? 10 kattan fazla artış yaptık. Bütçemizin 5'te 1'ini eğitime ayırdık. 300 bine yakın okul sınıfı yaptık. Öğretmen sayısının 1 milyonun üzerine çıkardık. 585 bin öğretmen atadık. Bakın biz hep icraat yaptık. Onlar da hep konuştu. Değerli kardeşlerim, zaman uzadı. Şimdi bu hizmetlerin tek tek saymayacağım. Zaten Ankara'ya yapılan hizmetleri ilçe belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız anlattı. Ben size şunu söylüyorum. Bakın, Ankara'ya son 15 yılda sadece hükümetimizin yaptığı hizmetlerin tutarı 60 milyardır. Yani Melih Bey'in dediği gibi eski parayla 60 katrilyon. Trilyon değil, katrilyon. Helali hoş olsun. Ankara daha fazlasına rağmen. Ankara'yı hızlı trenin başkenti yaptık. Ankara'yı Sivas'a bağlıyoruz. 2019'da inşallah Ankara-Sivas 2 saat. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul ve Ankara-Afyon uçağı da inşallah 2019'da açmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda Ankara'da devam eden projelerimizin tutarı 25 trilyon, 25 milyar başladığımız projeler. Dahası da gelecek. Buradan Ankara Kırıkkale çevre yolu istiyorlar. Mamaklılar, biz daha güzelini yapıyoruz. Ankara'dan Kırıkkale'ye, oradan Delici'ye kadar yeni otoyol yapıyoruz. Yeni otoyol. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, şimdi merak etmeyin, yolları da yaparız, gönüllere de yol yaparız. Hiç merak etmeyin. Bu millet için her zaman taş üstüne taş koymak için Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla, bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla gece gündüz durmadan bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız.
az önce yine anlatıldı. Mamak'ta çok büyük bir kentsel dönüşüm, yenileme var. 70 bin. Bu bir kısmı büyük şehir, büyük bir kısmı da TOKİ ve Mamak Belediyesi işbirliğiyle yapılıyor. Tabii ki kentsel dönüşümde istemeden, arzu etmeden bazı hoşnutsuzluklar da olabilir. Ama bunlar geçici rahatsızlıklar. Kalıcı rahatlık için geçici rahatsızlığa da elbette katlanacağız. Şimdi aşağıda otururken bir kardeşimiz bana bir pusula verdi. Kutlu Düğüm mahallesinde doğal gaz yokmuş. Buradan söylüyorum. En kısa zamanda Kutlu Düğüm mahallesi doğal gazı gelecek. Duydum. Duydum gençler. Şimdi artık toparlayalım. Salonda toparlandı, biz de toparlayalım. Evet. 2019'a hazır mıyız? Bak, İl Başkanımız Nedim Bey hedefi verdi. %55 Mamak'a yakışır. Zaten Mamak'ın toplam hane sayısının 1/3'ünden fazlası üyemiz. Geriye bir şey kalmamış. 108 bin üye var. Toplam oy sayısı 446 bin. Hadi %80 katılım olsa 370 bin oy var. Yarısı ne yapar? 150 artı 180 bin oy. 180 bin oy, 108 bini cepte. Hazır. Üyelerimiz orada. Her üye bir tane de ilave oy getirse fazlası bile olur. İhtiyacı olanlara da veririz. Tamam mı? Anlaştık mı? 2019'a giderken kutlu yürüyüşe devam diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle 2023, 2053, 2071 hedeflerimizi emin adımlarla gerçekleştirmek için İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla durmak yok. Allah sizden razı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sözlerimi tamamlarken kongrenin 6. Mamak olağan kongremizin hayırlı uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Kongreye büyük emeği olan ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarımız, delegelerimiz, mahalle teşkilatımızı yürekten kutluyorum. Milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu coşkunun, bu heyecanın günden güne artarak 2019 Mart'ında ve Kasım'ında zirveye ulaşmasını ve AK Parti'yi
yeni zaferlere taşımasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Allah yol ve dava birliğimizi daim eylesin. İstiklalimiz baki, istikbalimiz aydınlık olsun. Bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev yapmış, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bütün yol arkadaşlarıma da Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bu tazelenmeyle, kan değişimiyle bayrak nöbetini devam ettirecek, başta seçilecek ilçe başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, kadın kollarına, gençlik kollarımıza da tebriklerimi sunuyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadeleriyle kendilerinin kısa bir süre daha sahnede kalmalarını istirham ediyoruz. Değerli konuklar, bugünün anısına AK Parti Mamak İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Abdullah Özer, Sayın Başbakanımıza bir hediye takdim ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye sevdası olan, gücünü sadece milletten alan Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle AK Parti Mamak 6. Oğlan İlçe Kongresi'nin bir kez daha başta AK Parti ailemiz olmak üzere bütün Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Katılımlarından dolayı başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer delegelerimiz, yerlerimizden ayrılmıyoruz. Şarkımız tek sevdamız Türkiye, işte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Bu yol kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü türkü Lazıyla, tek sevdamız Türkiye. Nefesiyiz, tek sevdamız Türkiye. Sessizlerin sesiyiz, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye.
Baharıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla, Kürdü Türk'ün yazıyla, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Dudaklarda şarkımız, tek sevdamız Türkiye. İşte budur farkımız, tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Evet, aday olacak ilçe başkan ve yönetim kurulu il kongre delege aday listesi için 5 dakikalık süremiz başlamıştır. Evet, saatlerdir, saatlerdir, saatlerdir.